hemen gösterebiliriz belki 3.40 seviyesindeydi, 3.38'e geldi. Bunun yanında 8.25 olan faiz koridorunun üst bandı, faiz koridorunun üst bandı da 25 bas puan yükseldi, 8.50'ye çıktı. Faiz koridorunun üst bandında da yükseliş var. Enteresan. Ve baktığımızda bunun dışında alt band 7.25'te sabit tutuldu. Yani o zaman toparladığımız zaman politika faizi 7.5'tan 8'e çıktı. Beklenti neydi? Çeyrek puan bir artıştı. Çeyrek puanın üzerinde bir artış oldu. 50 bas puan arttırıldı. Beklentinin üzerinde bir artış politika faizinde. Evet. Marjinal fonlama faizi, yani faiz koridorunun üst bandı 8.25'ten 8.50'ye çıktı. Burada da bir çeyrek puanlık bir artış var ki bu da beklenmiyordu. O faiz koridorunu sabit bırakması bekleniyordu. Alt koridoruysa %7.25'te tuttu. Şimdi konuşursunuz ama hemen dolar TL'ye baktığımızda dolar hareketli, bugün 3.42 seviyesini görmüş dolar TL. Tarihi rekor seviyedeydi. Şu anda 3.37 seviyesinde. Dolarda bir düşüyor. Hızlı bir düşüş var. Buyurun. Evet, evet. Hayır, sen söyle aslında Serdar. Hani hangi bölümle başlayalım? Sen çok daha iyi biliyorsun. Hangisini yorumlatalım? Beklemediğiniz sonuçlar bunlar değil mi? Ben beklemiyordum. Mahcup etti Merkez Bankası ama iyi yaptı. Çünkü yapılması gereken oydu. Anlatırken belki de onlar geldi. Yani yapılması gereken, ben hatta 0.50 değil 1 puan. Yani 100 bas puan diyecektim. 0.50 puan ama fena değil. Yani beklentilere göre, beklentilerin çok üstünde. %100 daha fazla 0.25'e göre. Şimdi bu tabii yapılması gereken buydu. Yani dolardaki yükselişi durdurmanın tek etkin politika aracı faizdir. Dolayısıyla bakın hemen 3.42'ye kadar çıkmış bugün. Şu anda 3.37.09 değil mi? Bayağı hızla aşağı iniyor. Evet, şimdi bunu yapmasaydı, yani politika faizini 50 bas puan, koridorun üst sınırını da 25 bas puan arttırmasaydı dövizi tutamazdık. Yani daha da çıkardı. 3.50'lere doğru giderdi. Şimdi dolayısıyla bu olması gereken, yapılması gereken ama bence geç kalmış bir karardı. Hani ne kadar etkili olacak ekonominin gidişatı veya öncelikli olarak doların yükselişi açısından? Evet, doları bir süre aşağı çekecektir mutlaka. İşte başladı zaten süreç, inecektir aşağı. Nereye kadar iner onu tabii tam kestirmek mümkün değil ama inebilir daha, yani bir marj var. Fakat bence burada vurgulanması gereken, Merkez Bankası'nın hangi kararı alırsa alsın, hangi iktisat politikasını, yani para politikası aracını kullanırsa kullansın, temel bir özelliği olması gerekir. O da Merkez Bankası'nın inandırıcılığının, kredibilitesinin olması. Yani bir Merkez Bankası'nın en büyük silahı budur. İnandırıcı. Yani maalesef benim görebildiğim kadarıyla, yani belki yanılıyorum ama çok genel ortak bir kanı bu. Merkez Bankası'nın pek son zamanlarda izlediği para politikası bağımsızlığına halel getirecek. Yani bağımsız bir Merkez Bankası olmadığı, hükümetin ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleri doğrultusunda, arzuları doğrultusunda hareket ettiği. Algı mı bu diyorsunuz? Bu yani? Algı. Yani belki böyle doğru gerçi değil. Gerçi olan bu değil. Ha. Çünkü sürekli tartışıyorlar değil mi Serdar? Sen daha iyi bilirsin. Yani Cumhurbaşkanı sürekli Merkez Bankası'na serzenişlerde bulunuyor. Beklentilere baktığımızda, beklentilerin üzerinde dedik ya, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Evet. Özellikle faiz konusunda konumunu korudu. Ve dedi ki Merkez Bankası bağımsız olsun ama ben siyasetçiyim. Böyle bir şey yapılırsa ben de eleştirimi yapacağım dedi. Yüksek reel faiz yoluyla ülke kaynaklarının heba edilmesine rıza göstermem dedi. Yayına başlamadan önce size de aktardım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'nin açıklamaları vardı. O dedi ki bugün bir adım atılmaz ise ileride daha büyük bir faiz artışıyla karşılaşılabilir, endişeleri yersiz. Bunları faiz artışı isteyen çevreler söylüyor. Öyle bir şey olmayacak dedi. Kısa vadede Merkez Bankası'ndan hızlı bir hareket gerektirecek bir durum görmüyorum. Dünya ekonomilerinde böyle bir durum yok. Bunu Merkez Bankası da görmüştür şeklinde açıklamalarda bulundu. Yani aslında bu açıklamalardan sonra bunu beklemiyoruz değil mi? Piyasa beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Evet. Değil mi hocam? Sayın evet. Bülent Gedinkli'nin söylediğini az önce bana söyleyince programdan önce Serdar, ben de yani demek ki karar alınmayacak, hiçbir artış olmayacak diye düşündüm. Dolayısıyla ama Merkez Bankası'nın bağımsız olmama
algısı burada biraz çöküyor gibi değil mi sanki? Yani burada tabii ters, evet, o algıya ters. Evet. Ama bunu kanıtlamak için, bu algıyı ortadan kaldırabilmek için hani daha birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor. Ama önemli bir mesajdı. Çünkü tabii piyasalarda Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığına dair bir algı var. Algı vardı. Bu algıyı yıkma anlamında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamaları, onlara rağmen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın açıklamalarına rağmen, evet, hem politika faizini arttırması hem de faiz koridorunun üst bandını arttırması bu algı yıkıyor. Piyasaya bir de şöyle bir mesaj veriyor. Katılır mısınız bilmiyorum hocam ama. Şimdi ben Merkez Bankası'nı boksöre benzetiyorum. Hmm. Ringdesiniz. Yani savaşıyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Ama bir kolunuz bağlı. Bu kolunuz ne? Faiz silahınız. Bu faiz silahınızı masaya koymuyorsunuz. Göstermiyorsunuz. Kullanmıyorsunuz. Karşınızdaki rakip de nasılsa faiz silahını çıkartmıyor diyerek size daha çok yükleniyor. Evet. İşte dolar da işte yükleniyor. 3.42'yi gördü. Evet. Tarihi rekor seviyelerini gördü. Yılbaşından bu yana %14 arttı. En fazla değer kaybeden para birimleri arasında. Son bir aya baktığımızda en fazla değer kaybeden para birimleri içinde ilk sırada yer alıyor. Yani Türk lirası dayak yiyordu. Hı hı. Yani Merkez Bankası öbür kolunu da göstererek, öbür silahını da çıkartarak, masaya koyarak elindeki imkanları gösterdi. Ve hemen de dolarda tepki verdi mesela, evet, değil yani, mi? Evet, evet, rakibi biraz korkutmuş oldunuz yani. Evet. Rakip sürekli dayak atıyordu bize. Yani o kadar da güvenme, ben o şeyi kullanırım dedi. Yani elimde bir faiz gücü var. Peki bu nasıl yansır ve sonrasında nasıl olur? Biraz da onu konuşmak lazım. Şimdi dolar kurunun, yani döviz kuru demek gerekir, evet, ama bizim piyasanın algısı da döviz deyince dolar. Vatandaş olarak herkes, evet, dolar. Bakın, evet, hiçbir makroekonomik gösterge, faiz, enflasyon, büyüme, istihdam dolar kadar, döviz kuru kadar etkin değildir sokaktaki insan üzerinde. Ve hani işsizlik artmış, enflasyon artmış, onu o kadar ortalığı karıştırmaz ama dolardaki bakın bu ani sıçrayış çok sarstı piyasaları. Moralleri bozdu, kaygılandırdı. Dolayısıyla tabii zamlar başladı değil mi? Benzine zam geldi hemen mesela. İğneden ipliğe, evet, hani, evet, dedikleri gibi her şey ona bağlı. Çünkü Türk ekonomisinin üretim yapısı İthal girdilerle yapılan bir üretim. Çok büyük ölçüde ithal ediyoruz, başta enerji olmak üzere. Dolayısıyla her şeye zam gelecekti. İşte bakın hemen benzine 16 kuruş dün zam geldi. Şimdi dolar kurunun, döviz kurunun artışına yol açan temel etmenlere bakıldığında bu etmenlerin diyelim ki yani kabaca yarıya yakını dışarıdan gelen etmenler. Trump'ın işte başkan seçilmesi. Aralık ayında faiz artışı beklentisi. Aralık ayında Fed'in faiz artışı beklentisi. Ve dolayısıyla işte artık bol likiditenin daralıp faizlerin artacağı ve dolayısıyla paranın maliyetinin yükseleceği beklentisi. Bütün gelişmekte olan ülkelerde, bu arada da bizde bir sermaye çıkışına başlattı zaten. Başlattı, bakın, evet, geçen hafta 5,5 milyar dolar. 5,5 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinde eksilme var. Hı hı. Ve döviz tevdiat hesaplarında da 4-11 arasında bir haftada 169.7 milyar dolardan 166.2 milyar dolara düşüş var. Yani döviz tevdiat hesaplarında bir çekiliş var. Şimdi bu karar bunu bir ölçüde frenleyecektir. Yani birazcık hani yüreklere su serpici bir karar bu. Bir de böyle şöyle bir karar geldi. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 bas puan indirilmiştir. Bu da önemli tabii. Ne demek bu döviz mesela? Döviz likiditesi. Yani, evet, bankalara kullanabilecekleri daha çok döviz likiditesi sağlıyor. Geçen hafta mı 10 gün önce de bir 700 milyon dolarlık bir, tabii, döviz likiditesi sağlayacak şekilde bir zorunlu karşılıklarda. Bankaya bunu sağlamak nasıl döner geri? Ne olur yani bankaya? Banka daha rahat kredi. Daha rahat kredi verebilir. En azından piyasa canlanabilir. Piyasayı, evet, piyasayı canlandırmaya yönelik. Tabii şunu sormak lazım. Şimdi bir faiz var. Hani faiz yükselince şimdi zaten ekonomik aktivite yavaşlıyor. Evet. Zaten o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı da onun için karşı zaten. Yani. Ekonomik aktivite yavaşlıyor. Yani bir tarafta faiz var. Faizi mi istersiniz yoksa kurdaki yükselişimi? En çok hangisi bize zarar verir? Yani yüksek faiz. Yüksek faiz mi yoksa yüksek kur düşük faiz mu daha çok bize zarar verir? Bu herhalde seçeneği yapmak lazım. Çünkü yüksek kurda da enflasyon artıyor bir yandan. Bir yandan harcamaları kısıyorsunuz. Çünkü hocamızın dediği gibi bizde dolara bakılıyor döviz deyince. Herkes dolar yükseliyor deyince birden ne oluyor algısı, evet, oluyor. O yüzden de harcamalarda da bir düşüş meydana geliyor. Evet. Tüketici güveni bozuluyor. Tüketici güveninde bir azalma oluyor. Son açıklanan tüketici güveninde bayağı çok ciddi bir azalış var. Evet, azalış var. Şimdi karar olarak yani neden bu kararı almış Merkez Bankası? Diyor ki
toplam talepteki yavaşlama bahsettiğimiz. Hı hı. Yani harcamalardaki. Evet. Enflasyondaki düşüşü destekliyor. Ama bunun yanında küresel belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturuyor. Yani evet, enflasyonda bir düşüş destekleniyor toplam talepteki yavaşlama nedeniyle, ama diğer taraftan da döviz kurundaki hareket enflasyonu yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Tabii. Kurul söz konusu gelişmeler, beklentiler, fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak amacıyla parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Evet, yani peki, enflasyonu da düşürecek diye yaklaşıyor Merkez Bankası. Şimdi siz başlarken dediniz ki yapılması gereken nedir? İşte aslında buydu. Hatta evet, daha fazlası dediniz. Bence daha fazlası. Biraz onu olsa da konuşalım. Daha yani o kaldırabilir miydi piyasa onu, ya da Merkez Bankası, ve bundan sonra da gelir mi böyle çözümler? Bundan sonra da yapması veya yapmaması bu şeyin gidişatına bağlı. Yani doların nasıl tepki verecek piyasalar ve ne kadar kalıcı olacak bu düşüş. Yani bir süre düşer sonra tekrar çıkar mı meselesi. Çünkü temel nedenleri ortadan kaldırmadan sonuçlar üzerinde daha palyatif çözümler yani, evet yani sonuçlar üzerinde biz genellikle yani neden sonuç ilişkilerine pek bakmayız Türkiye'de sorunlara yaklaşırken, hep sonuçlar üzerinde dururuz. Sonuçları ortadan kaldıracak ve o sonuçların olumsuz etkilerini azaltacak önlemler alırız. Oysa nedenlere eğilmek gerekir. Merkez Bankası'nın bu konuda çok fazla yapabileceği de bir şey yok. Çünkü dediğim gibi nedenlerin çoğu dış etmenlerle kaynaklanıyor. Evet. Onlara bir şey yapamaz. Yani o dışarıdaki dinamikleri etkileyemez. Ama içeride yapabileceği işte bir takım şeyler var. Zorunlu karşılık oranlarında oynar. Likidite politikası izler. TL, döviz likiditesi, swap işlemleri. Rezerv opsiyonla oynayabilir. Rezerv opsiyon kas sayısıyla bunlarla oynar. Ama bence bunlar da hükümetin maliye politikasıyla desteklenmesi gereken bir eş son dakika yani haberi daha var. Gerektiren. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararı da açıklandı. Evet. Tabii bekleniyordu. Müzakerelerin dondurulması kararı kabul edildi. Zaten Avrupa Parlamentosu'ndan böyle bir karar bekleniyor.